Herkes onlardan korkuyor. Kimse yardım etmek istemiyor. Ama ben bu işin peşini bırakmayacağım. Gerekirse başbakana giderim. Bütün gazeteleri ararım. Ama Halil abimin hakkını asla yedirmem. Ah kızım ah. Keşke her şey düşündüğün kadar kolay olsaydı. Bazı siyasetçiler, medya, iş adamları, hatta terör örgütleri bile bu çirkin oyunun içinde oldukları için hiç rahatsızlık duymuyorlar. Kılıç Daha'nın adını andığın an bütün kapılar kapanır yüzüne. Tıpkı emniyette olduğu gibi mi? Bakın, sizi de anlıyorum. Belli ki sizden zor bir şey istiyorum. Halil abiyi bir tanısaydınız, mücadele etmeye değecek biri olduğunu anlardınız. Tek bir haram lokma geçmemiş boğazından. Ama şimdi yatalak, ne konuşabiliyor, ne yürüyebiliyor. Şerefli ve namuslu bir vatandaş olmanın bedeli bu mu? Söylesenize. Haklısın kızım, haklısın. Ucu nereye dayanırsa dayansın, bu işin peşini bırakmayacağım. Sana söz veriyorum. İbreti alem için o Kılıç Daha'nın oğlunu da kendisini de yakacağım. İkisinin de defterini düreceğim. Erlikan bu manzarayı görse sizlerle gurur duyar. Gelin Kılıç, ikiniz için de çok adil bir anlaşma bu. Sadede gelsek. Mevzu gayet basit. Türkiye'de bu kanlı iş savaş sürsün diye kuruyoruz bu dostluğu. Savaş sürmeli ki gücümüzü hiçbir zaman kaybetmeyelim. Halk askeri baş tacı yapmalı. Ondan başka güç görmemeli. Korkmalı, sinmeli. Ordu yoksa ülkede yok demeli. Ve? Ve? Biz de istediğimiz gibi at oynatalım, öyle mi? İstediğimizi düşman edinelim, istediğimizin de ipini çekelim. Sade siz değil Kılıç Paşa. Biz de. Bozo haklı. Ona her konuda yardımcı olacaksın Kılıç Paşa. Bozo yoksa savaş da yok demektir. Savaş yoksa askerin gücü de. Sen de gücünü bu ordudan alıyorsan... Anladık, anladık. Ben de yokum yani. Peki ne yapmam gerekiyor? Kılıç Paşa, hasımlarım var. Örgütün içinde ve dışında. Onların ipinden başlayacağız önce. Önümdeki engelleri de yok etmek için senin desteğine ihtiyacım var. Arkadayız kalmadan ama. Burası mühim. Uyuşturucu baronu gibi göstereceksin. Hem ellerindeki paralara konacaksın... ...hem de halkın kahramanı olarak devam edeceksin. Peki ya bizim içimizdekiler? Şu barışçılar. Onlar ne olacak? Onları başka yoldan halledeceğim. İrtica koskoca bir kara delik gibidir. O kadar çok kişiyi içine çeker ki şaşarsın. Merak etme. Hepsinin tek tek icabına bakacağım. Bu arada sen bu halkın kahramanısın Kılıç. Ve halk her zaman kahramanının yanındadır. Hadi. Hadi şimdi git. Git ve halkına o kahramanlığını göster. Oğlunun kanı üzerinden öyle bir siyaset yap ki... ...herkesin gözüne birer perde insin. Bu dostluk daha uzun yıllar süreceğe benziyor Bozo. Koşulları henüz belirlemesek de... Koşullar belli Kılıç Paşa. Birkaç tane şehit cenazesi... ...biraz da dağlardakilerden. Alışveriş tamamdır. Kılıç Paşa... ...bu arada şu gazetene sahip çıksan iyi edersin. Neden? Ne oldu ki? Bugünkü gazete yok. Anlarsın. Sakın canım. Sakın benim sevgimi sorgulama. Çünkü senin sevdaya dair en ufak bir fikrin yok. Ben gerekirse senin için ölürdüm be. Sen ne yaptın canım? Benim için ne yaptın? Ha ne yaptın söyle. Yanına gelmeyi çok isterdim.
Ama mümkün değil, ayağa kalkamıyorum. Yanıma gelebilir misin Canan? Bir yandan sana tam kavuşacakken vurulduğum için çok öfkeleniyorum. Ama bir yandan da iyi ki vuruldun Savaş diyorum. İyi ki vuruldun. Benim için bu kadar endişelendiğini görmeseydim aklımda hep bir şüphe kalacaktı çünkü. Benimle zorla evlendiğini düşünecektim. Ama artık beni sevdiğine inanmaya başladım. Üzülme ne olur. Senin için bu kadar önemli olduğumu bilmek binlerce kurşuna bedel. Beni vuran adamı bulup teşekkür etmek isterdim. Farkında olmadan bizi birbirimize yakınlaştırdı. Benim de obaya gitmem lazım. Ne yaptın sen Ayaz? Ne yaptın? Bizi hiç düşünmedin mi? Nasıl çıkacağım ben bu işin içinden artık? Allah'ım yardım et. Sen bana sabır ver. Kolay gelsin. Buyurun. Kılıçdağ'ın talimatıyla geldik. Balistik rapor hazır mı? Tabii, buyurun, hazır. Bütün detaylar dosyada var. Bu kadar kısa sürede böyle bir dosyanın hazırlanması büyük bir başarı. Bunu daha önce gelen arkadaşlarınıza da söylemiştim. Bunu Kılıç Paşa'ya iletirsiniz artık. Daha önce gelen arkadaşlar. Neden gelmişler ki buraya? Balistik rapor için. E bu ne? Bu dosyanın diğer bir kopyası. Arkadaşlarınız dairede karşılaştırma yapacakmış. Öyle dediler. Basın mensupları hazır efendim. Kayıt! Sayın Ağa, suikastçı yargıda bir şey kalmadı. Başvurma duruyor efendim. Yüzünü sağ durmak ne bir gülerecek misiniz? Arkadaşlar yerlerimize geçelim lütfen. Rahat otur. Bugün buraya ben oğlu hain kurşunlara hedef olmuş bir baba olarak çıkabilirdim. Vatandaşlarımızın karşısında ağlayıp duygu sömürüsü yapabilirdim. Ama ben buraya bugün öncelikle bir asker ve sadece vurulan Savaş Dağhan'ın babası olarak değil, binlerce şehidin babası olarak çıktım. Öncelikle şunu herkes bilsin. Ben Kılıç Dağhan, bu ülkenin yoluna başını koymuş bir askerim. Doğudan Güneydoğu'ya kadar cenk etmişim. Kanımın son damlasına kadar savaşmışım. Bir kurşunla korkacağımı sanıyorsa o hainler, yanılıyorlar. Kılıç Dağhan yolundan dönmez. Ölür, yine dönmez. Buradan o hainler bilsinler bunu. Bunu sakın unutmayın. Bu vatan için kurşun yedim, kurşun attım. Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz. Hele öyle 3-5 çapulcu asla. Lakin bir gün
bir kurşun kalbimizi deler de geçerse, işte o zaman kelime-i şehadetle düşeriz biz bu şanlı toprağa. Ben, oğlum ve ailem her şeyimizde hazırız. Kılıç Dağhan bu vatan için değil bir evlat, bin evlat vermeye hazırdır. Silahın Citem'den olduğunu çoktan anlamışlardır. Bu dosya artık bir çöp, anlıyor musun? Hiçbir işe yaramaz. Rapor Kılıç'ın eline çoktan geçmiştir. Artık Kılıç'ı öldürmekten başka çarem yok. Hayır, saçmalama. Başka bir yolu var. Jitem'e gidip oradaki parmak izlerini yok edebiliriz. Hem rapor hala Kılıç'ın eline ulaşmamış da olabilir. Başka bir şansımız var. Sen umut bitmedikçe hiçbir şey sona ermez demez miydin? Sen ne dersen de, ben buna inanıyorum. Hala bir umut var mı diyorsun? Ölmedikçe her zaman bir umut vardır. Peki. Ben Jitem'e gidip balistik dosyalarımı yok etmeye çalışayım. Sen de hastaneye git. Belki rapor Kılıç'ın eline geçmemiştir. Bir şeyler yapmaya çalış. Geç kalırsan eve git ve saklan. Tamam. Allah'a emanet ol. Sen de. Harikaydınız efendim. Yarın gazetelerde manşetler sizin için atılacak. Ya ne demezsin? Bir de kendi gazetecimize laf geçirsek. Alo. Alo Mahir. Buyurun efendim. O göreve niye getirildin? Seni kim getirdi oraya? Bilmiyor musun? Bak, sen bu köşe yazılarını okumadan mı basıyorsun? Bu yazarların kulağını çekmiyor musun? Anlayamadım efendim. Neyi anlayamadın? Anlayamamış efendim. Zaten hepinizi tek tek arayıp anlatmak lazım değil mi? Bak köşe yazısında ne diyor Sadık Şensoy? Kılıç Dağhan şov yapıyor diyor. Yahu bu herifi kovun demedim mi ben? Niye barındırıyorsunuz? Anladım efendim. Ben hemen şey diyorum. Nasıl şey diyorsun? Olmaz. Yazı çıkmış bile. Bütün işimin gücümün arasında bir de haber mi taratacaksınız bana her gün? Özür dilerim efendim. Bir daha olmayacak efendim. Hemen hallediyorum. Hürmetler, saygılar. Zafer ne oldu bizim balistik inceleme? Çıkmıştır efendim. Gelmek üzeredir. Gelsin bakalım. Gerçek tetikçi kimse ciğerini kendi ellerimle sökmezsem namerdi. Abla, ne oluyor? Bana kimse bir şey söylemeyecek mi ha? Kılıç geldi mi? Şimdi geldi. Olamaz. Abla, ya Allah aşkına bana bir şey söyleyin. Ne oluyor anlamıyorum. Delireceğim artık. Abim nerede? Ay Savaş Bey oğlum. Nasıl sevindim kendine geldiğini bilemezsin yani. Yani sen vurulduğunda var ya, biz ne korktuk Tarık'la, ne üzüldük. Bir ben ağladım, bir Tarık ağladı. Bir ben ağladım, bir Tarık ağladı. Evet, bir annem ağladı, bir ben ağladım. Bir annem ağladı, bir ben ağladım. Hönkürdüm. Göz pınarlarım köl oldu Savaş. Aa, bak sana kendi ellerimle sarma yaptım. Al evladım, şifa olsun, afiyet olsun. Ver, ver. Aslan oğlum benim, bayılır dolmaya. Al bakalım. Kılıç ne yapıyorsun? Doktor bir şey yemesin dedi. Ne doktor Esra? Boş ver. Çocuk ne zamandır aç zaten. Oğlum ne yapıyorsun? İnsan kendi getirdiği şeyi yer mi? Ne öyle görgüsüzler gibi. Ne yapayım anne? Sarmaya dayanamıyorum. İpek Hanım. Kızmayın ama çocuğa. Babasına çekmiş. Görgüsüz adamın görgüsüz evladı olur öyle değil mi? Kahraman adamın da kahraman oğlu olur. Bir tane daha alsana oğlum.
Bizden önce raporu alan bu adam olmalı. Adı Necat. Yani? Yani çok geç kaldık Ayaz. Eğer abin raporları yok edemezse mahvolduk. Bekle, ben de geliyorum. Hayır, sen eve git ve saklan. Abimin sözünü dinle biraz abla. Lütfen. Maalesef haberler kötü. Şüphelerim doğrultusunda dairedeki silahlarla da karşılaştırılmasını emretmiştim. Bu ne demek Zafer? Ne yani? Oğluma bunu benim adamlarımdan biri mi yaptı? Öyle görünüyor. O silahı bir yerlerden tanımıştım. Emindim zaten. Bana hainlik etmek ha. Bunu yapanı bulup beni öldür diye yalvartmazsam bana da kılıç dahan demesinler. Ya Allah. Ya Bismillah. Ne işin var senin burada? Eve git demedim mi sana ben? Biraz abi sözü dinle oğlum. Abi, özür dilerim. Bak senin için her şeyi yaparım. Ama bana beni yalnız bırak deme. Bunca yıl sonra seni bulmuşken bana beni yalnız bırak deme. Ne ara büyüdün oğlum sen? Ha? Hangi ara büyüdün? Bizim gibi kimsesizler çabuk büyüyor abi. Sen kimsesiz falan değilsin. Ben varım. Abim var. Anladın mı lan beni? Ha? Anladın mı lan? Anladım. Aslanım bile. Hadi şimdi beni rahat bırak. Hadi. Abi. Gitmem abi. Ne dersen de gitmem. Gitmem. Sen küçükken de böyle inatçıydın. Dik kafalı. Tamam. Sen arabada bekle. Bir şey olursa haber vereceğim. Abi. Anlaştık mı? Abi. Anlaştık mı? Abi. Ayaz. Hadi. Tamam. Abi. Dikkat et. Efendim? Şşt. Yavaş. Oğlum uyuyor. Özür dilerim efendim. Verdiğiniz emirleri yerine getirdiğimizi söylemeye gelmiştim. Hı hı. Dairede herkes sizi bekliyor. Anladım. O zaman başlasın hain hava. Gidiyor musun baba? Bunu sana yapanın cezasını verip geleceğim oğlum. Kim olduğunu öğrendiniz mi? Yani kimlik tespiti yapabildiniz mi? Merak ettim. Kadınlar için fazla merak iyi değildir gelin hanım. Ama en güzel günümü kim mahvetmiş? Ben de öğrenmek istiyorum baba. Oğlum, merak etme.
Bunu sana kim yaptıysa onun leşini getireceğim ayaklarına. Arkadaşlar, herkes silahını teslim edecek. Kılıç Bey, herkesi toplantı odasında bekliyor. Lütfen sıraya geçelim. Hey! Nereye gidiyorsun? Sıraya geç. Nereye? Odama gideceğim. Birazdan gelirim. Bütün odalar kilitlendi. Anlayacağım, bugün bütün iş güç iptal. Bana bak. Kim olduğumu unuttun galiba. Gebertirim lan seni. Babanızı bile tanımayın dedi Kılıç Komutan. Herkesi içeride istiyor. Uzun etme, sıraya geç. Ver silahını. Cebinde ne var? Anahtar. Hadi. Hadi Ayaz. Hadi aslanım. Görüşürüz. O ne ya? Arka depodan gir. İkinci kat. 108 nolu oda. Yak orayı. Allah'a emanet ol kardeşim.
Herkes geldi mi acaba? İçimizde bir hain varmış. Birazdan ortaya çıkar. Kim acaba? Ne işin var senin burada? Eve git demedim. Anca beraber, kanca beraber. Yanacaksak beraber yanacağız. Tek başına ölmek yok. Deli misin kızım sen? Ha? Deli misin? Korkma yaz binada. Dosyaları yakacak. Hadi be hadi. Hadi açıl açıl. Başardım.
Başlasın bakalım. Hain ava. Bütün binayı arayın. Herkesin burada olduğuna emin olun. Çıkışları kilitleyin. Bütün odalar kilitledik efendim. İkiletme lan! Ne diyorsam anıyorum. Kuş uçmayacak. Ayaz bin Adagül. Allah kahretmesin. Dosyalar yok. Olamaz ya, olamaz! Sizler buraya girerken bana bir yemin ettiniz. Başınızı benim yoluma koydunuz. Ama içinizden biri o yemine ihanet etti. Ve kefaretini başıyla ödeyecek. Bana suikast düzenleyen hain bu odada. Ve hepiniz onun nasıl kan kusarak gebereceğini göreceksiniz. Anladınız mı? Hadi oğlum Ayaz, hadi. Bir şey yapman lazım. Abin için, Gül ablan için bir şey yapman lazım ama ne? Temiz. Gidebiliriz. Buyurun efendim. Savaş Dağhan hangi odada kalıyor? Birinci kat 101 numaralı oda. Solda. Yavaş ol. Oğlum, iyi misin? İyiyim anne, iyiyim. Bak sen böyle yapıyorsun, daha sonra endişeleniyor canın. Savaş Dağhan. Evet, benim. Candan Holding'in çöken inşaatı için buradayım. Sizi dolandırıcılık ve adam yaralamaktan dolayı gözaltına alıyoruz. Ne? Bok, bırak! Bırak, ne yapıyorsun? Bırakın! Bırakın oğlumu! Yaralı o, görmüyor musunuz? Bırakın! Ulan bırakın dedim, duymuyor musun?
Barış. Sen temizsin. Efendim, dosyaların yarısını ben kontrol edeyim isterseniz. Böyle sabaha kadar bitmez. Gerek yok. O hain kimse bulup kendi ellerimle ciğerlerini sökeceğim. Zorluk çıkarmayın. Çıkarın çocuklar. Hayır. Ne oluyor lan? Nereye götürüyorsunuz oğlanı? Babam, haber verin, gelip kurtarsın beni. Bu heriflere kim olduğumuzu göstersin. Duydunuz mu? Lan! Allah'ım! Allah'ım! Bırakın beni! Aydın Bey, ne olur bir şeyler yapın, kurtarın oğlumu. İyi misiniz? İyi misiniz? Hey! İyi misiniz? Hemşire! Hemşire!